Tora'nın en ilginç peraşalarından biri olan Korah haftasında peraşamız Moşe'nin alçak gönüllü, Korah'ın ise kibirli olmasından söz eder. Edinilmesi gereken çok önemli bir özellik olan tevazu ile ilgili olarak bir alıntıya, bir anlatıya yakından bakalım. Tarihimizde gerçekten çok alçak gönüllü davranan bilgeler olmuştur. Hepsi de bilgilerinin ve değerlerinin farkındadır. Mesela 20. yüzyılın en büyük Tora otoritelerinden biri olan Rabbi Moshe Feinstein hem bilgi hem de tevazu konusunda gerçek bir örnektir. Bir keresinde kendisine Siyam ikizlerinin alakik olarak ayrılmasıyla ilgili bir soru sorulur. Rabbi olayı bütün detaylarıyla inceler. Medikal anlamda önemli kişilerle istişare eder. Daha sonra Amerika'nın en büyük operatörüyle bir araya gelir ve fikir alışverişinde bulunur. Doktor daha sonra yaptığı açıklamada bilgi ve alçak gönüllülük konusunda Rabbi'nin gerçek bir deha olduğunu vurgular. Bir başka tıbbi olayda inanılmaz bir bilgelik sergileyen Rabbi'ye belki de Maşiyah'ın günlerinde Sanhedrin'in bir üyesi olabileceğini bile söylerler. Elbette ki Rabbi Feinstein de bütün bunların farkındadır. Ancak bu farkındalık onun tevazusuna halel getirmez. Rabbi Eli Mansur'a göre gerçek alçak gönüllülük kendi potansiyelinin farkında olmak ve buna göre davranmaktır. Kişi başarılı olunca haklı bir onur duyar ama boş bir gurura kapılmaz. Onun amacı bu yeteneklerini daha iyiye taşıyabilmektir. Burada almamız gereken çok önemli bir ders vardır. Hepimizin belli bir potansiyeli, yetenekleri, başarıları ve ulaştığı noktalar vardır. İnsan olarak bu başarının bilincinde olmak gerekir. Önemli olan potansiyelimizi daha iyi bir hale getirebilmek için çok daha büyük başarılara imza atabilmektir. İşte insanın alçak gönüllü olması bunun da ayrımına varabilmekte yatar. Divre Ayamim'in 1. bölümünde 29'da 11'de yer alan bir pasuk bize şöyle diyor. David Ammelech olayı şöyle anlatıyor. Tanrım büyüklük, güç, yücelik, zafer ve görkem senindir. Egemenlik senindir ey Tanrım. Sen her şeyden yücesin. Zenginlik ve onur senden gelir. Her şeye egemensin. Güç ve yetki senin elindedir. Birini yükseltmek ve yüceltmek senin elindedir. Şimdi ey Tanrım sana şükrederiz. Görkemli adını överiz. İşte David Ammelech tevazunun ne demek olduğunu Tanrı'yı överek çok net bir şekilde bizlerle paylaşmaktadır. Şabbat şalom.